geldiniz efendim. Bence öyle değil mi? Yani ben çok uzaştım. Geç abi. Çok sorun yok. Nasıl iyisiniz? Yani bu Giresun toprağında fındık. Fındık. Fındık değil mi? Günaydın. Hafta sonu başta beraber de Gazi Bey'le. Evet, evet. Biz de ki ona ben de Teşekkürler. Gençler size de günaydın. Evet, günaydın. Kimse bir şey sakladığında doğru neyse. Tamam. Bir gün biter mi yeter? Perşembe biter mi? Evet, biter de bunu iki gün. Bu iki gün mü? İki gün mü? Evet, evet. O başkan da söylemişsiniz. Yine gelmiş. Evet, başkan. Bir şey yok değil mi? Tamam. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Evet. Merhaba. Günaydın. Sayın Bakan hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Evet. Merhabalar. İyisiniz. Onu da buraya gidin. Siz onu okuyacaksınız. Şey göstereyim. Heh, tamam. Sonra arada konuşuruz. Tamam. Onu yaptım. Mesela para. Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, sayın komisyonumuzun
30. birleşimini açıyorum. Gündemimizde 2 Taksim 4901 esas numaralı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 201 milletvekilinin bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi bulunmaktadır. Görüşmelerimize başlayacağız. Bakan yardımcılarımızdan başlayalım. Bekir Bayraktar, Gelir Dairesi. Zekai Çengel Gelir Dairesi, Tahsilat Daire Başkanı. Mahpus Sosyal Güvenlik Kurumu, Daire Başkanı. Kamil Özkan, Gelir Dairesi, Daire Başkanı. Demet Çevre, Vergi Denetim Kurulu, Daire Başkanı. Ahmet Yener, Vergi Denetim Kurulu'nuz var. Onlara da gezdiğim mikrofonu ulaştıralım. Teşekkür ederim başkanım. Onur Koçkar, Türkiye Sigorta Birliği. Atilla Oksay, Türkiye Sigorta Birliği. Emin Tuğrul, Stratejik Bütçe Başkanımız. Murat Cangül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Sekreteri. Emre Kartaloğlu, Mali Müşavirler Başkanı. Levent Demiröz, Türk Oğlu Temsilcisi. Ali Gözal. Normali geçti. Anormal olanlar normal olsun. Yine milletvekilimizin ve başka milletvekillerimizin teklifleri de var. Birleştirilmesini tekrar teklif ediyoruz. Teklifle birlikte ele alınmaları gerekir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Merak etmeyin. Sayın Başkan, ikincisi yasayla ilgili bakın etki analizi şimdi geldi. Destanı çalışmamız için Sayın Başkan, şimdi çalışmamız gerekiyor bu etki analizini. Şimdi biz de hemen bu açıdan bir ara verin, buna çalışalım diye öneriyorum Sayın Başkan. Bu da Sayın Yeliteş'in eksikliği olmuş olsun. İkincisi, Sayın Başkan, emeklilik, ya bir hazır toplantısı yapmadık bununla ilgili. Burada da belirsizlikler var. Ama emeklilik yaşa takılanlarla ilgili dün sunuldu biliyorsunuz. Perşembe günü toplanacak diye bir çağrı yaptınız. Oradaki belirsizlikleri de görüşmek için yani bir en azından grup sözcüğünü toplantıya çağırmanızı veya komisyonda bir ön toplantı yapmanızı talep ediyorum Sayın Başkan. Orada ciddi belirsizlikler var. O prim ödeme gün sayısı da Sayın Vedat Bilgin demişti ki burada 99 yıllık şartlar neyse o olacak demişti. Şu koltukta otururken bunu söylemişti. Ama şimdi baktığımızda prim ödeme gün sayılarının kademeli olarak sayın bir kanuna ilişkin zor ama belirsizliğe gitmete inmezseniz ama içeriye girmeyelim. Rica ediyorum. Başkanım şimdi kamuoyunda çok ciddi tartışılan bir konu. Bununla ilgili bir bilgilendirme toplantısı tamam, yapmanızı talep etmek için.